Neredesin? Sarıdere'deyim. Bir görüşmem vardı. Ne oldu? Mahalledeyim ben. Yanına geleyim. Peşimde... Elif. Gitmeyelim mi? Ya oğlum nereye gidiyoruz ya? Otur işte burada keyifli keyifli. Operasyon başlıyor, burada izleyelim. Volkan, babanın tek adamı ben değilim. Seni aratır buldurur. Ya oğlum başımın etini yedin ya. Tamam gidelim. Ferdi, burada çok güzel mevzular olacak oğlum. Kaçırmayalım bunu. Ne mevzusu ya bu? Ya oğlum kızların başı dertte. Ulan üzülüyorum aslında da. Ya da ne üzüleceğim, boş ver ya. Şş, bana bak. Görüntüleri yollarsın bana, tamam? Hallederiz. Hadi gidelim. Emir. Emir, peşimde biri var. Hani nerede? Gerçekten. Orada işte bak. Bak, bence hemen polise doğru gidelim. Belki suçüstü yaptırırız. Volkan adını söyler. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Ondan bir şey olmaz. Emir, nasıl olmaz? Sen demedin mi daha dikkatli olalım diye? Mesut. Ne yapıyorsun? Mesut yıllardır benim yanımda. Peşime adam mı taktın? Hı. Tek başına Volkan'a yem ol diye ben seni ölecek bıraksam mıydım? Bana da söyleseydin keşke. Ben sana söyledim. Ama sen beni yine anlamadın, yine dinlemedin. Baksana, okuldan, lojmandan çıkmışsın, mahalleye kadar gelmişsin. Ben ta geçen haftadan söz vermiştim. Muhtarlıkla işbirliği yapıyoruz. Çocuklar için kitaplık yapacağız. Volkan da gelecek. Devlet sırrı bana söylemeyin, değil mi? Ben ne anlattım sana? Kendimi koruyabilmek benim için çok önemli. Çok önemli. O zaman ben sana bir daha anlatayım. Eğer bu Volkan'ın adamı olsaydı buraya kadar gelebilir miydin? Şarjın da bitmiş. Ben de burada olmasaydım ne yapacaktın? Of Emir, of! Of Emir, of. Haklı olmama dayanamıyorsun, değil mi? İyi, hadi ne yapacaksak yapalım. Volkan'ı bekleyelim. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ay ne yapayım? Neşemi bulmaya çalışıyorum. Hayatıma bu şekilde renk katıyorum. Sıkılırım başka türlü. Kızlar. Efendim Nevzat amcacığım. Eğer kafanda bir soru varsa yanıtlanmamış ben onu hemen yanıtlayabilirim. Gülendim. Sus. Malsın sen, mal. Aa. Asıl mal arıyor işte. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Sonra açarım. Ama çocuk merak eder bak. Alo, aşk böceğim. Esma. Limon çiçeğim. Var. Ya, aa. Var ya. Ben sonra arayacağım seni, tamam mı? Esma. Gülendam. Esma ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Hayır, hayır. Ne oluyor lan? Esma! Gülendam! Gel! Gülendam! Ne oluyor oğlum? Lan! Lan! Gel buraya! Esma! Kızım! Gel, gel, gel. Tamam, bırak Allah'ın seni. Lan! Lan! Bırakın lan! Kızım! Gel buraya! Kızım! Ben yanım ya. Gel buraya. Bırakın lan! Oğlum çok iyi lan. Şu manzaraya bak. Ulan var ya keşke depoda kalsaydık ya. Orada sistem vardı, herif canlı yayın yapmıştı. Volkan, şunu bana da göster be. Lan git. Sen babamın has adamı değil misin oğlum? Ben sana göstereyim mi böyle şeyleri? Ayıp ediyorsun ama ha. Ya Ferdi uzatma git. Şükran'a söyle bana bir şeyler hazırlasın. Keyfim var ya, yanıyor şu an. Tamam söylerim.
Alo. Ha, aynen konuştuğumuz gibi bak. Bu kızıl olan depoya. Onu mahallede tanırlar çünkü. Ya birader, sen kızlar kızlar dedin de bu kızlar bizim çocukları canlı okumuşlar ya. Oğlum bizim Sarpçığımızın kızları Sarp'tır. Olur o kadar. Tamam hadi mekana geçin de tekrar bağlanın bana. Tamam. Hocam, telefonunuz kapalı, sizi arıyorum. Bir şey mi oldu Doku? Dayı, Esma'yı kaçırdılar. Ne? Gülendam da gitti. Allah kahretsin. Niye orada oturuyor beyefendi? Çocuk evde olsa suç, olmasa suç. Doğru Macide Hanım. Oğlunuz ne yapsa suç. Senin yüzün gülüyor. Güler tabii. Zahid'in kazasıyla ilgili davada şahitlik yapacak adam susacakmış. İfademi emirden korkup verdim diyecek. Şimdi de beni kurtar o zaman. Al şu telefonumu artık oradan. Neden? Telefonun onlarda olması işime geliyor aslında. Biraz rahat duruyorsun. Ha, karına ait bir kozun onların elinde olması senin işine mi geliyor Ekrem? Ne dediğimi anladın Macide, hiç çarpıtma. Git bak şuna ne yapıyormuş. Çok merak ediyorsan sen git bak oğlun ne yapıyormuş. Tamam, her yeri, her yeri arayın, her yeri. Sen başka bir şey duydun mu? Ha, araçtan indirdiler, sonrası yok. Zahit Baba, sen niye çıktın evden? Ne demek sen niye evden çıktın? Benim torunum gidiyor. Tamam, sakin. Dört bir koldan arıyorlar zaten. Bu ne arıyor burada? Doğukan haber verdi, Esma ile konuşuyormuş. Biz aşağı tarafa bakalım. Zahit Baba. Evi merak etme. En sık önlemleri aldım. Elif, sen doğruca eve Zeynep'in yanına git. Ben de yardım ederdim size. Bak şu an tartışacak vakit yok. Volkan arayabilir, gelebilir. Bunu niye yapıyor sanıyorsun? Haklısın, ben hemen eve gidiyorum. Elif! Asla Zeynep'i bırakmam. Ne bilen be, yürü işte. Telefonu ver, telefonu ver, çabuk, çabuk. Ver. Emir, Emir Esma'yı buldum. Çile Sokak, 9 numara Saray Ev. Hadi çabuk ol. Tamam, geliyorum. Sen sakın kendini tehlikeye atma. Bulundular mı? Esma yalnız mı? Evet, evet. Tamam. Dayı, ben de geliyorum. Esma benim için çok değerli. Hadi bin, bin. Yaklaşma! Yaklaşma! Ya böyle direneceğini beraber eğlensek daha güzel olur. Bak sizi bulacaklar. Sizi bulurlar, yaşatmazlar. Kimmiş onlar? Babanı gördük. Dedem var. Pimpo mu dövecek bizi? Emir abim var. Bak sağ bırakmaz sizi. Basın gidin buradan, defolun. Hadi kızım uzatma. Bırak artık kendini ya. Yeter defindeyim. Ben Esma'nın olduğu yere varmak üzereyim. Siz Gülendam'ı bulun. Bulamam diye bir şey yok. Gerekirse Sarpça'daki bütün delikleri arayın, bulun. Ne istiyorsunuz hayvan herif sen? Ne istiyorsunuz? Kedi gibi tırmanın ya. Bıraksanıza beni! Yürü hadi, al yürü. Volkan yaptırıyor değil mi bunu size? Ha? Hadi açamazsın, yürü hadi. Gel buraya. Emir abi kurtaracak beni. Yürü, hadi yürü. Ya bırakın, yürü. Emir abi kurtaracak beni. Gelsin kurtarsın. Emir abim kurtaracak. Ne kadar aldın artık, yürü. Ya yeter yürü, be. Yürü, yürü. Bırak, yürü. Bıraksana beni. Açamazsın artık, yürü, ağlama, yürü hadi. Ya bıraksanıza beni. Ya bırakın, yeter. Ya. Öldüreceğim hepinizi. Emir abim beni burada kurtaracak. Thank you.
olmasına hiç gerek yoktu güzelim. Hiç gerek yoktu Zeynep. Buyurun Volkan Bey. Ne bu Şükran, soğan mı? Şükran, ben sana kaç kere söyledim şunun içine soğan koyma diye. Ya ton balığı böyle çok güzel olur. Çok mu güzel olur? Ha. Gelmişsin Sarpcan'ın köyünden. Öğrenemedin mi şuna soğan koyulmayacağını? Yani bu soğansız bir şey... Şükran uzatma be. Çok uzatıyorsun, uzatma. Git şunun soğansızını getir, git. Allah'ım senin belanı verecek de bakalım ne zaman. Yaklaşma. Bak bunun bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Dur güzelim, eğlenir işte ne güzel. Hayır. Çok korktum. Doğukan. İyisin değil mi? İyiyim. Ama Gülen de... Gülen de aldılar Emre abi. Bulacağız. Onu da bulacağız. Lan yap, ver bunu. Ver. Esma. Neredeler lan? Gülendam nerede? Nevzat nerede? Tamam. Emir tamam. Konuş lan. Emir. Konuş. Emir tamam, öldüreceksin adamı, tamam. Geçti, korkma. Doğukan. Doğukan. Ben... Yetiştik. Çok korktum Doğukan. Çok korktum. Gel Esma. Kalk. Geç şuraya. Alın şunu. Maksim. İyi misin yavrum? Esma gel kızım. Gel. Bunu da içeridekini alın, emniyete götürün. Emir, Nevzat'la yanındaki Sabri'yi buldular. Nevzat bıçaklanmış, hastaneye yetiştiriyorlar. Gülendam? Yok. Ben onu bulmaya gidiyorum, siz Elif'e haber verin. Evelallah ben buradayım, merak etme. Biz de eve geçelim kızım. Hadi. Gel kızım. Hadi kızım. Sabahtan beri peşindeyiz. Biraz eğlenelim. Nazlanma. Allah belanızı versin. Dur. Volkan'a söyle. Kimse yapamadı ama ben kendi ellerimle öldüreceğim onu. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Gülendam Hanım, Volkan Bey'in baldızı. Çok sevdiği eşinin kardeşi olur. Öyle mi? Öyle değil mi Gülendam Hanım? Öyleyim, evet. Evet, öyleyim. Burada bir yanlışa düşülmüş birader. Siz yanlış kız almışsınız. Nasıl? Asıl size nasıl? Ne hatettiniz ya siz? Volkan Bey delirdik. Kıza hemen al gel dedi. Gel buyurun. Dur. Tuncay abiye haber vermeden gidemezsiniz. Lan ben ne anlatıyorum? Sen ne anlatıyorsun be? Ne Tuncay'ı? Tuncay nerede? Kayboldu ortada Tuncay. Yok. Ulaşılmıyor Tuncay'a. Nereye kaybolduysa Allah'ın belası. Ara, kendini ara kardeşim. Ha, ne oldu? Yaptınız bir salaklık, beni de yakacaksınız.
Volkan Bey'in kesin talimatı var. Kızı getir diyor. Hadi buyurun. O Tuncay da çıkacak ortaya, Volkan'a hesabını verecek. Hadi. Hadi, hadi. Volkan mı yolladı seni? Yok, ben kendim geldim. Yakacak seni Volkan. Şimdi şuradan bir çıkalım da. Ben bu apaçı Tuncay denen adamın kafasına vurdum, bayılttım. Cep telefonunu da kapattım, verdim eline. Bak, ayılırsa hemen Volkan arar, yanarız ha. Yürü. Öldürecek Volkan seni. Herkesin bir durma çizgisi var. O benim o çizgimi aştı. Senin çizgin ben miyim ki? Nasıl dersen Gülendam. Hadi. Ferdi. Bak, ben seni böyle görmeye alışkın değilim Gülendam. Ben de seni böyle görmeye alışkın değilim. Hadi peki, hadi. Beni kurtarmaya bir tek sen geldin Ferdi. Hadi Gülendam, herkes seni arıyor. Hadi, hadi, hadi. Hocam ne olur gidelim, arayalım. Kızım gidiyor. Hocam vallahi ben de duramayacağım artık. Emir'in dediği gibi beklemek zorundayız. Yoksa her şey daha kötü olacak. Kim o? Alo. Alo. Mehmet benim. Abla. Ablacığım iyi misin? Geliyorum şimdi. İyiyim. Gülendam mı? Evet. İyiymiş, eve geliyormuş. Anne bak, bak kurtuldu Gülendam'da bak. Abla bak, herkes çok sevindi. İyi misin sen de? Ferdi şimdi bırakacak beni eve. Ferdi mi? Evet. O kurtardı beni. Hah, Zahit Bey ile Esma da geliyor. Abla bak, şimdi Esma ablalar da geldi. Nevzat amca da hastanede. Anladım. En sona yine Gülendam kaldı yani. Abla. İyi mi? İyiymiş. Ferdi bırakacakmış onu. Ferdi mi? Anne. Anne, çok korktum. Tamam. Ulan sen bana haber vermeden nasıl kızı bırakıyorsun? Senin sağ kol sağ olsun indirdi ya kafama sopayı. E bizim çocuklar da senin yanında gördüler diye kızı bırakmışlar. Diğerini de Emir aldı tabii. Ya bak Volkan. Biz İstanbul'da güçlüyüz kardeşim. Burası Sarpça. Adamlar burada çok organizeler. Lan kes! Sarpça benim mekanım olur. İşi beceremedin, bana laf anlatma. Ne oluyor yine buna? Bilmiyorum. Ben biliyorum, söyleyeyim. Ne oluyor Leyla? Sakin olsana sen biraz. Ne sakini Vajne, ne sakini? Abi, bu bir takım adamlar tutmuş. Onlar da Esma ile Gülendam'ı kaçırıp saldırmışlar. Ellerinden zor kurtarmışlar kızları. Ne? Sen nereden biliyorsun böyle bir şeyi? Doğukan aradı. Zaten herkes konuşuyormuş. Emir yakaladıklarını emniyete teslim etmiş. Leyla, emin misin? Abi git sor. Hayır, bunu artık hastanede patlamaz. Hapse attırmak lazım. Leyla yeter artık, sus. Volkan! Geldiler. Abla. Gülendam, gelcim. Gel. Canım, iyi misin? Ablam. Gülendam, çok korktuk. Ferdi, sağ olduğun için çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ne demek hocam?
Mira. Erdi. Ben sana çok teşekkür ederim. Teşekkür etme lütfen Gülendam. Çok sağ ol. Gülendam. İyi misin? Göründüğüm gibiyim. Emir Bey. Ben müsaadenizi isteyeyim. Eyvallah. Teşekkür ederim Emir Bey. Ahmet, arabayı al. Ulan sen artık hepten sokak serserisi mi oldun? Ekrem, hepimizin siniri bozuk, yapma. Bununki ne zaman değil ki? Ama bu kadarını yapamazsın. Bizim bir adımız var, bir ağırlığımız var. Biz Baykara'yız. Başlarım senin Baykara'na. Umurumda değil benim Baykara Baykara. Ulan sen beni evlat katili mi edeceksin? Ekrem, oluyor mu böyle vurarak döverek oluyor mu? Olmuyor Macide. Bu manyağı ne yapsan işlemiyor. Volkan, içeri gir, çabuk içeri gir. Sen benim mahallerime alış ha. Vallahi bak. Sen benim arkamda durmadıkça ne kadar çakal, uğursuz varsa hepsini sokacağım Sarpıca'ya. Hepsini! Ulan ben seni varayım. Ekrem dur! Bırak! Bırak! Öldüm, öldüm, dirildim baba. Nevzat da hastanede kaldı öylece. Şimdi Esma ile onun yanına gideceğiz. Ben de gelirim kızım. Birlikte gideriz. Fatma, Esma'yı kurtarırken Emre Doğukan da yardım etti. Ha, biliyorum. Söyledi bana. Sen ona konuşmaması gerektiğini söylemedin mi kızım? Söyledim baba. Bir alakamız yok dedi. Nasıl yok kızım? Gözümle gördüm. Babacığım, bunu şimdi konuşmasak, sonra konuşsak. Olmaz. O çocukla olmaz. Bak, bilmediğiniz, hiç kimsenin bilmediği şeyler var. Ne var ki bunda? İyi bir delikanlı. Dünyanın en iyisi olsa olmaz kızım. Ne var, söyle bileyim. Söylenecek şey var, söylenmeyecek şey var. Bak, Esma ile Nevzat'a söylemem. Ama ben annesiyim, bilmem gerek. Hem kız gönlünü kaptırdıysa durdurmak kolay mı? O, Doğukan, Leyla'nın değil, Ekrem'le Belkıs'ın oğlu. Baba, sen ne diyorsun? Sen duyacağını duydun kızım. Hatırlıyor musun? Zamanında Ekrem Macide'den boşanıyordu. Hatırlamaz mıyım? Büyük olay oldu. Bütün Sarpça biliyor. Macide bilmiyor. O ilişkiden Doğukan oldu. Aman yarabbim. Peki Ekrem Bey ile Belkıs'ın bu gerçekten haberi var mı? Hayır. Ekrem'in bildiğim kadarıyla bu hamilelikten tam haberi yok. Belkıs? Belkıs bebeğin ölü doğduğunu biliyor. O kadar sır yeter kızım. Bu sırrın yakıp değiştirici çok şey var. O aile, o ev kökünden, temelinden değişir. İşte onun için diyorum kızım. Esma ile Doğukan'ı uzak tut. Bu işin asla olmayacağını anlat. Alo, Doğukan. Esma, aklım sende. Emir abinin ve senin sayende iyiyim ben. Esma, ben çok özür dilerim. Keşke daha erken engel olabilseydim. Tam zamanında oradaydın ama sayılmaz mı? Bilmem. Doğukan, ben şimdi çıkıyordum tam. Babamı görmeye gideceğim. Akşam konuşsak olur mu? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Daha iyi değil mi? O iyi ama ben değilim. Ben oraya nasıl döneceğim be kız? O adam da öyle yaşıyor. Hemen dönme o zaman. Kapat gözlerini. Kapat, kapat. Kapat. Hah, şimdi derin bir nefes al. Al, 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 al.
Ver şimdi. Oh. Evet. Daha iyisin değil mi? Pek değil. Neyse, olduğu kadar diyeceğiz artık. Gülendam, annem gel hadi gidip bir banyo yapalım. Hem bak üstünü başını da değiştirirsin. Ben de yardım ederim. Gülendam. Temizlendim bile. Sen iyi misin? İyiyim. Ferdi sağ olsun. O kurtardı beni. Emir abi, biz babama gidiyoruz ziyarete. O iyi mi? İyi çok şükür. Yetiştirmişler hastaneye. Onu hastaneye yetiştirmişler. O da iyi. Kızım çok şükür sen de iyisin. Ben iyiyim anne. Ben iyiyim. Ben hep bir şekilde iyiyim zaten. Merak etme. Abla yapma böyle. Beni aramaya bile çıkmadın Mehmet. Zeynep için adam bıçakladım. Benim için dışarıya bile çıkmadın öyle mi? Abla çıkmayın dediler. Gülendam, olur mu öyle şey? Biz seni çok merak ettik. Öldük kızım meraktan, biz öldük. Elimiz ayağımız tutmadı. Emir abin seni bulmak için yeri göğü inletti Gülendam diye. İnletmiştir. Herkes bulunduktan sonra en son bir inletmiştir değil mi? Gülendam, sen de bu evin kızısın. Değilim. Emirhan. Değilim. Ben bu evin kızı değilim. Ben bu evin kızı olsaydım beni o evin perdesi kurtarmazdı. Sen kurtarırdın. Ama kurtarmadın. Kurtarırsın. Mehmet'i kurtarırsın, Esma'yı kurtarırsın ama beni kurtarmazsın. Ben dış kapının düşmanlığıyım, ben bunu biliyor musun zaten? Ama önemli değil. Aylardır Zeynep olayları yüzünden. Sinirlerim zaten tel tel oldu benim. Oradan oraya boş bavul gibi savrulmaktan ben de yoruldum. Ben o evde de sığıntıydım. Burada da öyleyim. Ya ben sadece Zeynep'in cadı ablasıyım. Ben bunun farkındayım ama ben de genç kızım ya. Öyleyim. Tamam, onlardan birazcık farklıyım ama bunları hak edecek ne yaptım ben ya? Gülendam, bu Volkan'ın çirkinliği. Elif hocam, ben size ilk günde söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bu hikayede kurtulan biz olmayacağız. Eminim birisi yanacaksın. O da ben olacağım çünkü ben zaten kimsenin umurunda bile değil. Gel, gel. Ben de seni bekliyordum, gel. Volkan Bey.
Lan sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun lan? Sen beni babama mı satıyorsun Ferdi? Ben babanıza bile haber vermedim Orkan Bey. Bundan sonra hiçbir şeye haber veremezsin zaten. Benim hainliğe tahammülüm bitti oğlum. Al ananı kardeşini bas git bu evden. Gülen'in ama bir şey olsaydı Zeynep senin yüzüne bakar mıydı sanıyorsun Volkan? Ben seni bir hatadan kurtardım. Sen kimsin lan beni hatadan kurtaracaksın? Ferdi! Ferdi oğlum ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Kovuluyorsun canım benim. İstenmiyorsunuz artık bu evde. Volkan Bey bir konuşsaydık. Bir kere uzatma sana bir kere uzatma. Yeter lan! Yeter! Çekil lan ayağını annemin üstünden ha! Sakin ol oğlum. Anne! Kızım! Ne oluyor? Tamam yok bir şey. Tamam. Bir şey olduğu yok, korkma. Ne sen hayırdır? Öyle. Gideceksek de yürür gideriz anne. Biz Macide Hanım'la bir konuşalım da. Konuşacak bir şey yok. Benim sözümün üstüne söz söylemez annem. Al bu sümsük kızını, al bu salağı da bas git bu evden. Gel kızım, gel oğlum. Tamam, tamam. Tamam. Ne oluyor lan? Psikopat ya. Gidecek misin sen? Şey yok, bir şey yok. Hadi yürü gel. Emir. Sen burada kal, çocuklara mukayyet ol. Emir bak rica ediyorum senden. Ne diyorsun ne? Bu herif evimdeki kızları almış. Bu kızlar benim namusum. Ne ricası ediyorsun benden? Bu halde gitme, elinden kaza çıkacak. O kaza geç kalmadı mı? Emir. Mesut. Evi koruyacak kadar adam bırak, biz gidiyoruz. Tamam Esma, çok geçmiş olsun. Tamam. Anne, yalnız bizim her şeyimiz evde kaldı. Kızım sonra gönderirler. Onun gözü göz değil. Ben sizi yolda bulmadım. Hadi Fidan. Hadi abisi, hadi. Durun bakayım, durun. Durun. Hayrola? Nereye böyle? Biz gidiyoruz Ekrem Bey. Nereye gidiyorsunuz? Ben Gülendam'ı kurtardım diye Volkan bizi kovdu. Ben sizi de düşünerek bu hareketi yapmıştım. Ama arsın olsun, çok ekmeğinizi yedim Ekrem Bey. Dur Ferdi, dur. Ne yapıyorsun? Daha çok yiyeceksin. Geçin bakalım, kimse bir yere gitmiyor. Gidiyorlar. Güle güle canım. Benim evim, benim insanlarım. Sen hiçbir alta karar veremezsin. Şükran sen de hemen ayaklanmışsın böyle. Yani biz aramızda anlaşırdık, değil mi? Macide Hanım, biz de insanız. Tamam, bugüne kadar size bağlı kaldık ama bizim de bir onurumuz, gururumuz var. Tamam Şükran. Hadi evinize. Kovulmak falan yok. Sen hep böyle benim lafımı ezip geçecek misin? Sen lafı kale alınacak adam mısın? İnin aşağı, bugün dinlenin. Macide yukarıyı halleder. Hadi Şükran, hadi. Hadi, hadi kızım. Tamam. Gel kızım, gel oğlum. Ekrem, yalnız Ferdi'nin de suçu var. Bize gelebilirdi değil mi? Sen müdahale edebilirdin. Teşekkür et Ferdi'ye, teşekkür et. Hala konuşuyorsun. Kalıyoruz o zaman şimdi değil mi? Oğlum. Sen gidelim de gidelim. Kalıyoruz anne. Bak şimdi bu olaydan ayrı söylüyorum. Bu Gülendam için yaptıklarım başımıza çok... Ya anne sırasını şimdi Allah'ını seversen ya. Oğlum ya ben söyleyeyim de düşüncemi. Bak o çok arsız bir kız ya. Senin başına iş açacak. Ben onu gelin diye almam. Alma anne ya. Hayatımın büyük bölümünü bu manyaklar kontrol ediyor. Geri kalanını da siz kontrol edin. Abi, sen bana hep kızıyorsun falan da... Hep söylediğin gibi işte. Sen de böyle bir delikanlısın. Sağ ol. Aynen öyle. Seninle nasıl başa çıkacağım ben? Bir tanecik evladım var babacığım. Evlat işte, ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ulan adam değilsin ama seninle adam gibi konuşmaya çalışıyorum, düzgündür. Volkan, babanı dinle. Dinle, yoksa çok daha ağır şeyler yapacağım ona göre. Oğlum bir düşünelim değil mi? Bir nefes alalım. Düşünecek hiçbir şey yok anne.
Ben istediğim alana kadar durmayacağım. Buyur. Ne konuşayım ben şimdi bununla? Artık yeter Allah aşkına, yeter. Ben yatacağım, kalacağım, bir köşelerde öleceğim, yeter. Eh be Macide Sultan be. Daha çok erken ya. Ne yapıyorsun sen? Sen bu kadar erken yataklara düşersen yandık. Bu olay var ya, daha çok büyüyecek. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Bir de saçma sapan adamları doldurmuş sarpçıya. Sabahtan beri 1000 kişi aradı beni. Anlamıyorum ki. Adamlara verecek parayı nereden buluyor Macide? Bilmiyorum. Nerede o haysiyetsiz? Yukarıda mı? Volkan! Ha? Sen benim evimdeki kızlara musallat oluyorsun lan. Ha, oluyorum. Kalk. Nasıl şerefsizsin? Ha? Nasıl bir şerefsizsin sen? Yürü lan. Yürü. Yürü. Ekrem bir şey yap, öldürecek oğlumu. Genç kızlarla mı görüyorsun hesabını? Gel, 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 gel. Emir yeter, verdin artık cezasını, yeter. Yetmez. Yetmez, yürü. Yürü. Sen çok şereflisin ya amca. Bize yetmez mi? Bırakın müdahale edeyim. Emir çığırından çıktı, katil mi olsun? Bakın bunun yarını da var. Oğlumun da kardeşimin de hesabını sizden sorarım. Emir Bey ne dediyse o. Öldürsene. Amca öldürsene. Sen içeri. Ben mezara. O anda bizim yokluğumuzda Baykara soyadını hak ettiği yerlere düşürür. Ayağının altında dolanmasın. Ferdi! Buraya gel! Ambulans ara, ambulans ara. Kendine gel, cevap ver Volkan. Alo. İlmina, ben Baykara konağından arıyorum. Macide, su getir, su getir. Tamam. Buraya bir ambulans göndermeniz lazım, hemen. Aa, açık adresi veriyorum ben şimdi. Ya boş ver, gerek yok pansumana. Nasıl gerek yok? Bir de bana güven diyorsun. Nasıl kendini böyle bir tehlikeye atarsın? Bana bir şey olmaz. Neden? İnsan değil misin sen? Ha, bağırma. Bir kere de ben bağırayım. Dikkat diyorsun, temkin diyorsun. Bu yaptığın ne? Kahramanlık yapma deyip duruyorsun. Ne bu? Sakin Elif, sakin. O Volkan psikopatın teki. Ya birden sana bir şey yapsaydı?
Ya seni kaybetseydik? Beni hiç mi düşünmüyorsun? Uzat elini. Buyurun. Of! Amma da ağır elin varmış. Acıdı mı? İyi. Yavaş. Korkma, bana bir şey olmaz. Olmasın sana bir şey. Ne? Olmasın sana bir şey. Elif, konuşalım mı? Sonra konuşsak. Bak, sonra konuşacağız ama. Kahve yaparsın yine. Aslında biliyor musun, elim çok fena. Ya aslında bunu askıya almak lazım. Böyle olmaz. Bir de dalga geçiyorsun hala. Kahve yok yani. Var. Sade. Emir Bey de aynı rahmetli babası gibi. Bileği yüreği sağlam. Adam durdu, durdu, durdu. Bir vurdu. Yıktı geçti vallahi. Anne. Yani sen bize hep diyorsun ya işte abinle birbirimize sahip çıkın diye. Emir abiyle Ekrem Bey de kardeş. Onlar niye böyleler ki? Ah kızım, neler neler. Ben de hepsini tam bilmiyorum ama o eski defterler bir açılsa var ya. Ne var anne o eski defterlerde ya? Şşşt. Siz karışmayın canım. Fidan'ın hani çorbayı yapıyordu, dibi tutacak, dibi karıştır. Tamam. Fatma kızım, asma suratını. Gördün işte, gayet iyi. Baba, birimiz bari refakatçi kalsaydık yanında. Yalnız değil kızım. İki tane adam var. Emir dışarıda yalnız kalınmasını istemiyor. Haklı da. Esma. Hastaneden çıkmışsınız. Ben de seni görmeden eve gitmek istemedim. Sen nasıl aldılar seni içeri? Kapıdaki adam seni kurtarırken görmüş beni. Tanıdığı Emir Bey'in yeğeni geçsin dedi. Doğru. Nasılsın? Biraz daha iyi oldun mu? Yani bir iyiyim. Sonra bir anda böyle sanki karanlıkta hep yalnızmışım gibi oluyor. Yalnız değilsin, ben yanındayım senin. Bütün bu insanlar, bütün bu ev arkanda senin. Ne oluyor burada? Esma'yı merak ettim de. Etme. Efendim? Torunumdan uzak dur. Anlamadım Zahit amca. Neden? Ne yanlış yaptım ki? Dedeciğim bak, Volkan onlar gibi değil gerçekten. Yani beni de kurtardı, sen de gördün. Hem Zeynep için neler yaptı. Sağ olsun, var olsun ama senden uzak dursun kızım. Bakın, siz beni yanlış tanıyorsunuz. Kendimi anlatmama izin verirsiniz. Vermiyorum. Benim kararlarım tartışmaya kapalı. Bak şimdi güzellikle söylüyorum, bir dahaki sefere farklı olurdum. Dede, ne oluyor ya? Bu meseleyi dillendirmeden senin evinde de bu evde de bitireceğiz. Bir daha Esma için buraya gelmeyeceksin. Yok. Dede sen böyle bir insan değilsin. Sen böyle davranmazsın. Fatma, al kızını içeri. Esma, hadi yavrum. Anne! Deden ne diyorsa o. Hadi. Yaptığınız büyük haksızlık. Esma kötü durumda olmasaydı. Ne yapacaksın? Yazık. Ben sizin çok başka biri olduğunuzu düşünmüştüm. Kızım, sen bize alakamız yok dedin.
Ya anne, arkadaşım zaten. Esma, kör değiliz yavrum. Ya ne var bunda? Bak, iki aile arasında büyük husumet var. Deden kesinlikle onaylamıyor. Yok diyor. Ya anneciğim, bak Doğukan onlar gibi değil gerçekten. Ya o da sürekli her gün annesine niye hala bu evde yaşıyoruz diye soruyormuş. Siz yapmayın bari ya. Hala aynı konu mu? Evet, aynı konu dede. Ya dün Doğukan benim için hayatını tehlikeye attı. Sen de oradaydın. Ben bu çocuk kötü dedim mi? Ne o zaman? İki aile arasındaki savaşta ortada kalırsın kızım. Buna izin veremem. Ama dede... Kararım kesin. Ha sen diyorsan ben bu çocuğu daha değerli buluyorum. Dede seni ezer geçerim. O zaman başka. Baba. Bırak. Bir şey deme. Şimdi kırılmaz. Daha iyi değil mi? Ne diyeceğimi bilemedim baba. Öyle ya da böyle bir gün bütün sırlar ortaya çıkar. Macide Volkan'ın Ekrem'in tek oğlu olmadığını, Volkan'ın da öz oğlu olduğunu öğrenirse ne yapar? O kadın her şeyi yapar. Ekrem tek veliahtının Volkan olmadığını bilirse neler olur? Allah, her şey olur baba. Her şey olur. Onu diyorum işte kızım. Öyle bir kızılca kıyamet kopar ki Esma da bu fırtınada kırılır gider. Onun için olmaz diyeceksin. Engel olacaksın kızım. Peki Emir Bey, Doğukan'ın Ekrem'le Belkıs'ın çocuğu olduğunu biliyor mu? Bilmiyorum. Ya Esma ona giderse seninle konuşsun diye? Onu bu işe karıştırmayın. Ben dedelik hakkımı ortaya koydum. Sen de annelik hakkını ortaya koy. Engel ol. Baba, Doğukan gerçekten Ekrem'le Belkıs'ın oğlu mu? Doğukan, hani daha iyiydin? Sen Esma'yı görüp eve döneceğim diyordun. Bırak Belkıs. Ne oldu delikanlı? Üzerime bir kötülük yapıştı, söküp atamıyorum. Tamam dur, sakin ol, ne oldu? Olamam. Bir ön yargıyı yıkıyorum, öbürüne çarpıyorum. Adamın torununu kurtarmışım, geliyor bana Ekrem'in yeğeni muamelesi yapıyor. Ah güzel delikanlım benim, tamam dur, üzülme, üzülme. Ben daha 17 yaşındayım. Nasıl taşıyayım onların yükünü? Hayatımda güzel olan bir Esma var, onu da mı kaybedeceğim? Çok haklısın. Gel buraya. Gel. Gel. Üzülme. Evet. Zeynepciğim, ne konuşacaksın benimle? Emir abi, eğer benim yüzümden her gün böyle olacaksa... Sakın o lafı etme. Bu geri dönme konusu kapandı, davayı açtık biliyorsun. Kızım bir karar verdik, bak hepimiz arkandayız. Bitti bu iş. Doğru. O Volkan bir daha sana dokunamayacak ablam. Ona dokunamaz. Ama kime dokunur orasını bilmiyorum. Ya abla yapmasana şöyle. Ne yapma Mehmet ya? Sen gidip salak gibi Volkan'ı bıçaklamasaydın, şimdiye kadar Elif Hoca çoktan Volkan'ı tutuklatmıştı. Oluyor mu böyle? Ne oluyor mu Emir abi? Ben yalan mı söylüyorum? Ama ben ne yapsam olmuyor zaten. Bak açık açık konuşalım. İkinizi de aradık. Senin yerinde Esma da olabilirdi. Olmadı ama. Olmazdı da zaten. Olmazdı. Ha, beni kandırmayın boşuna. Bu kızın siniri çıktı mı dinmek bilmez. Birkaç gün sürer şimdi yumuşaması. Normal, normal Kerime Hanım. Genç kız ağır şeyler yaşadı. Ben bir bakayım ona. Zeynep, lütfen bir daha bu geri dönme konusunu açma bana.
Sakinleştirici yarına kadar uyutur dedi doktor. Yarın yine gelecekler, yine yapacaklar. Delirdi yeter, biraz böyle dur. Şu hale bak. Elleri kırılsın. Macide, Volkan nasıl çığırından çıkmış farkında mısın? Bak yine uyandığı gibi onların peşine düşmeyecek. Attığı her adımı bana haber vereceksin. Tamam mı? Macide. Tamam Ekrem, tamam. Tamam.